Bir eril beden de dişil çok yüksek, karar veremez. Ya da evdeki kadının eril enerjisi yükselir. Evdeki beyefendi eril, kadının enerjisi eril, otomatikman iki eril bir arada. Yani son yıllarda çok söz edilmeye başlanan bir enerji aslında her insanın bedeninde de, bir kadın bedeninde de, erkek bedeninde de var olan bir enerjiden söz ediyoruz. Uyanış aşamalarında eril ve dişil enerji barışmadığı sürece ben uyandım diyemezsin diyorum ya da ölmeden ölümü yaşadım diyemezsin. Şu an dünya çapında çok ciddi bir boşanma var. Bunun en büyük nedeni, evliliklerin bitmesinin en büyük nedeni erili ve dişili barıştıramaması. Çok ciddi bir dengesizlik var eril ve dişili enerjide. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve takip ediyorsanız lütfen abone olarak destek olmayı unutmayın. Ricasında bulunuyorum ve yayınımıza başlıyoruz. Bugün eril dişil dengesini konuşacağız. İki farklı enerji ama birbiriyle mutlak yan yana olması ve dengede olması gereken iki enerji. Kimle konuşacağız? Hatice Aktaş'la konuşacağız. Kendisi biyoenerji uzmanı ve aynı zamanda eğitmen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakan Bey. Elimde bir kitap tutuyorum. Evet. Uyanış seanslarının birinci fazında yayınlanan evet. Eril Dişil Enerji Eğitimi. Bu konuda aynı zamanda önemli bir eğitimin de bir parçasısınız. Yıllardır bu eğitimi veriyorsunuz danışanlarınıza. Evet. Eril ne demek, dişil ne demek, dengede olmaları ne demek, dengede olmazlarsa ne oluyor? Sözü size bıraktım. Evet, yani son yıllarda çok söz edilmeye başlanan bir enerji aslında her insanın bedeninde de, bir kadın bedeninde de, erkek bedeninde de var olan bir enerjiden söz ediyoruz. Geçmişte aslında bu enerjiden söz eden yazarlarımız, bilir kişiler olmuş. Ama tabii ki o zaman daha o dönemde az bir açılım yaşamış, hak ettiği enerji alanına girebilmiş. Eril bir erkek enerjisi, dişilse bir kadın enerjisinden söz ediyor. Fakat uyanış aşamalarında en önemli faktör insan bedeninde erilin de dişilin de birbiriyle barışması gerekiyor. Barıştıktan sonra uyanış aşamalarında kişi kendi içsel dünyasında bir takım kavgalarını, bir takım işte bilinçaltındaki sıkıntıları iyileştirmeye başlıyor. Şöyle bir söz kullanıyorum. Uyanış aşamalarında eril ve dişil enerji barışmadığı sürece ben uyandım diyemezsin diyorum. Ya da ölmeden ölümü yaşadım diyemezsin. Çünkü hem içindeki eril kadın halinde sevmen gerekiyor, erkek halinde sevmen gerekiyor. Tarihine baktığımız zaman aslında çok yaratım döngüsüne gittiğimiz zaman insan bedeninde bu enerjiyi ortak şekilde yaratıcı bize vermiş. Fakat zaman ilerledikçe dişil bedendeki kadınlar daha da çok bir takım işte aşağılama ya da ne bileyim şurada 1500 yıl öncesine kadar kız çocuklarının hala gömülme döngüsü gibi bir enerji alanından geliyoruz gen haritamızda. Ama son yıllarda baktığımız zaman gerçekten bir değişim ve dönüşüm başladı bu konuda. Yani bir erkek bedeni güç enerjisinden ziyade daha çok hani naifleşebiliyor. Bir kadın da o duygusal ve yaratım enerjisinden daha dengeli yaşamayı seçebiliyor. Şimdi eril, ilahi eril enerji bir kadında yükseldiği zaman neler oluyor? Bütün hayatın yükünü üzerine alıyor. Yani evdeki eş ya da ne bileyim çocukların iş yaşamı, geçmişte kadınlar bu kadar çok çalışmıyordu. Ve o ilahi enerjiyle beraber kadında uyanış başlıyor. Yani şu anda günümüzde baktığımız zaman %90 kadınlar uyanışta. Bunun en büyük nedeni bedenindeki ilahi enerjinin çok yükselişte olması. Fakat yükseldikten sonra asıl bizim dikkat etmemiz gereken o enerjiyi dengeye getirmek. Çünkü ilahi eril enerji ne kadar yüksekse bedende hastalık sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü narin bir beden var. Kadın dişil bir bedene sahipsin ama bedenindeki titreşimin eril enerji olarak atıyor %80'lerde. İşte burada bunun farkındalığına ulaştığın an hemen o enerjiyi dengeye getirmeyi seçmek lazım.
Çok önemli iki kavramdan bahsediyoruz. Dünyaya hakim olduğu anda bütün dünyanın ve insanlığın kaderini değiştiren iki ayrı enerji. Eski dünyada, şu anki dün yaşadığımız dünyada eril enerji hakim ve yaşananları az çok beraber tecrübe edebiliyoruz. Savaşlar, güç gösterileri, evet. Onun dışında çatışma ortamları. Oldukça hani televizyonda ana haber bültenini açın. Dünyanın dört bir tarafından çeşit çeşit savaş ve çeşit çeşit güç mücadelesine sahne oluyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Bu dünyada şu anda eril enerji hakim. Ama diyorsunuz ki dişil enerji kendini göstermeye başladı. Evet. Eskiden de zaten dişil enerji hakim değil miydi dünyaya? Atlantis'ten önce Mu zamanında özellikle hani bir dişil enerjiden söz etmek mümkün mü o zamanlar? Ya dönem dönem evet kendisini yükselişe bir şekilde göstermiş yani bazı dişil bedenler tarafından ama şu anda yani kolektife baktığımız zaman son yıllarda çok ciddi bir dengesizlik var eril ve dişil enerjide. Bunu şu şekilde gözlemleyebiliriz. Ben kitabı yazmaya başlarken yani başladığımda boşanmaların o kadar çok fazla olduğunu gözlemledim ki İngiltere'de yapılan araştırmalara baktım. Ve baktığım araştırmaların sonucunda şu an dünya çapında çok ciddi bir boşanma var. Bunun en büyük nedeni, evliliklerin bitmesinin en büyük nedeni hem eril bir bedenin hem de dişil bir bedenin içindeki erili ve dişili barıştıramaması. Yani bir takım açlıkları, bir takım sıkıntıları günümüze taşıması. Şimdi eril dişil dengesi olan bir kadın bedenini şöyle bir bakalım. Hem dişilliğini hem de eril enerjisi %50-50 aynı şekilde frekansı dengede. Bu kadında veya bu eril bedende kıskançlık olmaz. Baskılama olmaz. Kendisi gibi karşısındaki insana güvenmeyi ve sevmeyi seçer. Ama dengesizlik olan yani diyelim ki bir eril bedende dişili çok yüksek karar veremez. Karar enerjisinde sıkıntı yaşar. Yani bir erkekte eğer dişil fazlaysa kararsız bir. Kararsız olur. Daha böyle kendini kenara çekmeyi seçer. Yönetimi evdeki kadına bırakmaya çalışır. Bu arada evdeki kadının eril enerjisi yükselir. Evdeki beyefendi eril. Kadının enerjisi eril. Otomatikman iki eril bir arada. Çatışır. Sonra ne oluyor? İşte eril bedenimiz gidiyor başka dişil enerjisi olan bayanlara doğru yöneliyor. Evdeki eril enerjisi yüksek bayanımız da gidiyor dişil beden yani dişil enerjisi yüksek bir beyefendiye yöneliyor. Aldatmaların en büyük sebebi de budur. Enerjinin uyumsuzluğu. İçindeki olsa, kadın kadın gibi eril değil de dişil evet, enerjide şu dönemde olsa, erkek gibi eril enerjide olsa aynen. Ne aldatma olacak ne hiçbir şey olmayacak. Muhteşem olur. Evlilikler, muhteşem çocuklar, muhteşem uyum içinde bir dünya hali düşünün. Ve benim çocukluğumdan beri savunduğum bir nokta, bir enerji alanı. Bir de kadınlar bu dönemde çok fazla erile geçtikleri için yani kadın kadın gibi değil, erkek erkek gibi değil. Evet. O noktada yani baktığınızda İki taraf da yalnız aslında. Herkes bireyleşiyor, bireyselleşiyor. Farkında mısınız? Tek başınalıkta mutlu olmayı seçiyor şu anda. Yalnızlıkta mutluluk demiyorum. Yalnızlık acıyı getirir çünkü. Ama tek başınalıkta mutlu olmayı seçiyor. Ama kadın erilde olduğu için zaten hani kendine yetmeyi başardığını düşündüğü için ilk etapta evet. İhtiyaç duymasa da belki sonra neler olur? Ya şimdi uyanış başlıyor. Uyanış tamamen gerçekleştikten sonra dördüncü çakra boyutuna yükseliyor kişi sevgi enerjisine ve şimdi kök çakra boyutunda bir erille evli. Yani üçüncü boyut algısı ve kök çakrasında kişi ve ikinci çakrada devinim gösteren bir enerji alanı var. İşte bu süreçte dördüncü çakra boyutunda yani sevgi enerjisine dönüşmüş bir dişil bedenle otomatikman bir eril bedenin orada uyum frekansı dengeyi bozuyor. Yani bu uyanış bittikten sonra da ya da uyanış aşamalarına girdikten sonra da bu her iki tarafın da dengeye gelmesi lazım. Yani erilin de dengeye gelmesi gerekiyor, dişilin de. Her iki bedenin de evli çiftlerin ya da sevgililerin dengeye gelmesi lazım.
O zaman daha muhteşem bir enerji alanı, aynı yolda yürüyüş, aynı şeyi sevmek, aynı şeye değer vermek, daha huzur dolu bir alan. Biraz açarak gidelim. Eril ve dişil nedir? Eril dişil tarihi ve mitolojisi nedir? Evet, işte yaratım dediğimiz zaman ilk yaratımda Allah tarafından bu dünyaya boyutuna insanın, Adem'le Havva'nın öncesinin de olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada sadece Adem ve Havva döngüsünden değil de daha da öncesinden söz etmek istiyorum. Yani benim spiritüel yönde ya da akış bilgim bu şekilde. İlk yaratımda eril ve bir dişil beden, ama aynı zamanda da erile de dişile de her iki enerjiyi de vererek insan bedeninde bu şekilde iniş yapıyoruz buraya. Fakat eril taraf, yani eril bir beden, bedeninin çok güçlü olmasından dolayı bir egoya kapılıyor. Dişilini ezmeye başlıyor. Bunun farkındalığına vardığında enkarnasyon döngüsünde tekrardan bu enerjiyi düzeltme düşüncesiyle tekrar iniş yapıyor dünyaya. Enkarne oluyor. Fakat unuttuğu için tekrardan o iyileştirme sürecine giremiyor. Ve asırlardır devam eden bütün uygarlıklarda, dişil bedenlerde bir ezilme ya da bir değersizlik döngüsü enerjisi yükleme, eril bedenlerinde daha güçlü olduğunu söz etme. Ama şunu asla unutmayalım. Biz de geçmişte eril bedenlerimiz vardı. Bunu tespit edebiliyoruz regresyon çalışmalarında. Yani bir kadın 80 tane eril beden almış olabiliyor geçmiş yaşamında. Ve bu hayatına gelen enerji ise eril bir enerji geliyor. Dişil bedenini kabullenemeyebiliyor. Bu tip durumlarla da karşılaşıyoruz danışmanlıklarımızda. Yani tarihi bu şekilde asırlardır devam eden bir dengesizlik. Eğer sağ elimizin sağ yüzük parmağı uzunsa, evet mesela sizin uzun, siz geçmiş yaşamlarınızda çok fazla erkek bedeni almışsınız ve şu anki hayatınızda sesinize ne kadar dişil bir enerji yansısa da aslında erilin güç enerjisi temsil ediyor bedeninizde şu an. Aynı zamanda büyük ihtimalle atalarınızda da yoğunlukta erkek enerjisi var. Elimiz bunu anlatıyor bize. Biraz değil, bayağı doğru. Evet, çünkü Napolyon'un bir sözü var. Ellerin haritası asla değişmez. Evet. Hiçbir yaşamda gözler de değişmez. Orkun'la bir röportaj yapmıştık. Bu yüzük parmağının uzun olması testosteron oranının da çok yüksek olduğunu söylüyor. Bakın bende de aynı şey. Ben kendimden yola çıktım. Aslında bu eril dişli araştırırken akış bilgisi. Ben bir gecede bu kitabı aktı ve ertesi gün yazmaya başladım. Nasip, bugün iki birader yayın yapıyoruz. Aynen, evet. Öyle de diyebiliriz ama ben artık birazcık dengeye getirmeyi seçtim. Eğer ki dişil enerjiniz yüksekse şayet, işaret parmağınız uzundur. Dişil enerjiniz yüksekse. Evet. Yani hem atalarınızda dişil kadın bedeni çok fazla titreşimi var, hem de geçmiş yaşamlarınızdan. İrem, uzat bakayım elini. İrem'inki, bak uzun. Uzun, dişil beden çok almış. Yani ve atalarından da aynı zamanda dişil bedenler. Peki dişilimiz yüksekse neler yaşıyoruz? Asıl önemli olan depresyon mesela, panik atak. Bu tip hastalıklar dişil enerjisi çok yüksek olan kadınlarda ve erkeklerde çok yoğunlukta görünüyor. Yani çok araştırma yaptım. Denek şeklinde bir sürü danışana baktım. 80-90 kişi. Hepsini gözlemledim. Erili yüksekse neler oluyor? Dişili yüksekse neler oluyor? Dişil enerjisi yüksek olan kadınlarda ve erkeklerde depresyon eğilimi çok fazla. Duygusal travma bozuklukları, duygu durumu bozuklukları. Erili yüksek kadınlar. Dişil. Ha, dişil yüksek. Her ikisinin de dengede olması, yani %50, %60 belki biraz yükseliş olabilir ama %50, %50 olması. Tabii bu farklı bir algı da oluşturabiliyor kişide. İşte benim dişil enerjim yüksekmiş deyince bir erkek bedenine ne demek istiyorsun düşüncesine de girebiliyor ama bu aslında farklı bir kavram, farklı bir enerji ve Çin tıbbında, Uzak Doğu tıbbında kullanılan teknikler, eril dişil dengesi. Yani hep diyoruz ya, artık uyanış başladı. Evet. Çünkü dünya okulu kapanıyor, herkesin uyanması gerekiyor. Bu bir motto oldu. Uyanışta ve aydınlanmada eril dişilin önemi nedir?
biraz önce söz ettiğim, aslında iki kelimeyle anlatmaya çalıştığım konu, uyanış aşamalarında eril dişil dengelenmediyse. Nasıl dengeliyoruz? Yani bir sürü teknikleri var. İlk önce hayatını bir kişi gözlemlemeli. Yani yaşamını gözlemlemeli. Bedeninde ilk önce hangi enerjinin yüksek frekansta attığını bulmalı. Önce kaynağı bulmalı. Kaynağı bulmadan ilerleyemez. Yani mesela ben baktığım zaman evet dişil enerjisi yüksek gibi görünüyor ama aslında erili yüksek. Şu an erili atıyor. Eril enerjisi yüksek. Öyle. Tabii. Yani ilk önce kişi kendini sorgulayıp ve kendi enerji alanına girip benim dişil ve eril enerjimde evet bir dengesizlik var. Bu çünkü ilişkilere yansıyacaktır. Yaşadığı özel ilişkilere, iş hayatına yansıyacaktır. İlahi eril enerjisi yüksek olan bir kadın bedenindeki kişi işte çok başarılı olur. Ama özel hayatta sıkıntıları olur. Peki ya uyanışta önemli bir idrak çok önemli, parçası çok değil önemli. Mi? Bu eril dişin dengesi. Evet, eğer eril dişin dengelenmediyse özel yaşamında ve uyanış aşamalarında sorunların ve sağlık problemlerin bitmez. Bitmediği için de buradaki dengesizliği fark edebiliriz. Eril dişin dengesi herhalde en çok ilişkilerde önemli. Çok ilişkilerde önemli, yaratım gücünde önemli. Şimdi bereket ve bollukta bile eril dişin dengesi ortaya çıkıyor. Yani evet bereket enerjisi var, yani bolluk enerjisi var ama bereket enerjisi yani gelen gidiyor, durmuyor. Ya da bir şeyi büyütemiyorsun. İşte burada da dişil üretiyor ama eril toplayıp onu bir arada tutamıyor. Dağıtmaya meyilli. İşte bizim şu şekilde düşünmemiz lazım. Rahim ve Rahman enerjisi aynı enerjiden söz ediyor. Eril ve dişilden söz ediyor aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o esma kalıplarında Rahim ve Rahman enerjisi. Eril dişilinde dengesizlik olan kişi sadece bu iki esmayı çekerek bile bunu iyileştirebilir. Hangi esmalar? Rahim ve Rahman. Yani Rahim ve Rahman. Bu kadar. Ya Rahim artık. Ama tabii hani bunu yine araştırıp daha böyle üstüne göre yapması lazım. Mesela. Biz şimdi buradan direkt terkinde bulunmayalım. Bulunmayalım. İnsan, aynen. Aha. Yani kişi enerji alanına bakması lazım. Kendi enerji alanını tespit edip ardından bu zikirleri çekmesi lazım. Zikir çekmek evet. Çok ciddi çok bir şey. Çok ciddi. Evet. Ondan dolayı hani bu terkenimizi kulaklarının bir yanına koysunlar ama evet. Önce kendileriyle ilgili bir ama bir başka teknikler var. Daha böyle stabil tekniklerden söz edebiliriz. İkinci çakranın dengeli çalışıp çalışmadığını algılayabilmek için ayaklarına tuzlu su koyabilirler mesela ve bu tuzlu suyla beraber kitabın içinde de yazdım. Bedenindeki dişil enerji eğer çok yüksekse onu aşağıya çekip erilde ikisinin dengeye gelmesi için niyette bulunabilir kişi. Meditasyon teknikleri uygulayabilir. Aynı zamanda eril dişil enerjiyi çok iyi bilen bir şifacı tek bir seansta bunu iyileştirebilecek enerjisi de oluşturabiliyor. Bir su tekniği var. Su tekniği ile beraber. Yani bir sürü teknik var yapabileceğimiz. Su tekniği nasıl bir teknik? Ya şimdi danışan savaşana şeklinde yatar. Bir kişi mesela çok terliyorsa eril enerjisi yüksektir. Yayınımız içerisinde çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Dediniz ki eril ve dişil dengesizliği insanda bir takım fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir. Evet. Orayı biraz açalım. Şimdi eril enerji yüksekse kişide, yani bu kadın bedeninde de erkek bedeninde de ayrım yapmıyoruz. Eğer eril bir bedende erili çok yüksekse %80 frekansı atıyorsa omurga ağrıları, kas ağrıları, kalça ağrıları gibi bir takım septomlar ortaya çıkar. Ama dişili yüksekse duygusal travmalar. Şöyle düşünebiliriz. İnsan bedenini karşımıza koyduk. Tam bağırsak sisteminden aşağısı dişil, buradan yukarısı eril. Şimdi eğer senin ince bağırsak, kalın bağırsak, pelvis bölgesinde bir takım sıkıntılar yaşıyorsan dişil enerjinde sıkıntılar var demektir. Bunu prostatta olarak değerlendirebiliriz. Artı pelvis bölgesindeki bir takım hastalıklar konusunda da değerlendirebiliriz. Yukarısı kalp, ondan sonra işte boğaz ya da ne bileyim baş ağrısı gibi enerjiler
de eril enerjimiz yüksekse gerçekleşiyor. Yani aşağısını su elementini alabiliriz. Yukarısı ateş elementi bedende. Ateş elementi nedir? Kalp çarpıntısı mesela. Yüksekse kişi de oluşur. Ateş elementi erilden söz eder. Erilin o güç ve yayılım enerjisinden. Eğer kişi bedeninde erili dişili dengelediği anda bütün iyileşmeler gerçekleşiyor. Ne sıkıntısı varsa. Önemli olan ilk önce bunu tespit etmek. Yani benim eril enerjim mi yoksa dişil enerjim mi yüksek? Nasıl iyileştirebiliriz diye kendinde bir açılım yaratması lazım. Zaten iş hayatında her şeyde ortaya çıkar. Eril enerjiyle mi hareket ediyor yoksa dişil enerjiyle mi? Mesela çok duygusal tipler vardır. Ufak bir şeyi kafaya takar, günlerce düşünür. Dişil enerjisi burada devreye giriyor. Ama aynı zamanda şunu da düşünebiliriz. Üstün hani yüzeysel bakma enerjisi, bu bir eril enerjiye ait. Didiklemiyor. Dişil didikler daha detaycıdır. Yani bu ikisi de dengede olduğu zaman yaşamımda, iş hayatımızda, artı özel hayatımızda, çocuklarımızın yetişme konusunda her şeye çok güzel şekilde yansıması olacaktır. Bir anne erili ve dişili dengedeyse ya da bir babanın çocuğa da aynısı yansıyacak. Çünkü enerji alanı biliyorsunuz kolektif şekilde yayılıyor. Peki geçmiş yaşamlarımızdan, atalarımızdan bu dengesizliği getirmiş olabilir miyiz? Çok güzel, muhteşem bir soru önce. Teşekkür ederim. Evet, mesela ben bir Karadeniz kızıyım. Yani 13 yaşında tüfek kullanmayı öğreten bir aile vardı bende. Bu eril bir enerji. İşte atalardan, eğer atalarımızda 7 kuşak belki 14 kuşak daha da fazla olabilir. Kadınlarımız eril şekilde yetiştirildiyse ve daha çok eril enerji sürekli empoze edildiyse, evet, aynı zamanda da bu geçmiş yaşamlarımız için de geçerli. Yani biraz önce el şeyini verdik ya, hani işte yüzük parmağımız uzunsa eril enerjimiz geçmiş yaşamlarda çok beden almışız demektir. İşaret parmağımız daha uzunsa işte dişil beden çok almışız demektir. Eğer gen haritamızda böyle bir durum mevcutsa atalardan özgürleşmeyi seçebiliriz. Ve bütün atalarımızı onurlandırabiliriz. Bu gen haritamızda var olan o ufak iplikçiklerin gitmesine izin verebiliriz. Değişim dönüşüm insanoğlu için açık bir alan. Sadece o farkındalığa ulaşmak gerekiyor. Evet, çok güzel bir konu işledik sizinle. Eril dişil dengesini konuştuk. Evet. Kitabınızı müsaadenizle bir kere daha göstermek istiyorum. Eril Dişil Enerji Eğitimi kitabın adı, Hatice Aktaş'a ait bir kitap. Oldukça güzel bilgiler içeren, içerisinde çizimler de olan, hatta bir elin nasıl yorumlanabileceğini bile anlatan detaylı bir kitap. İlgilenenler için buradan ben bir kere daha göstermiş oldum. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler de bizi izlediğiniz için eksik olmayın. Hoşça kalın. Saygılar, hürmetler.